tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. 2020'ye hediyelerle veda ediyoruz. Her perşembe MediaMarkt aracılığı ile iki kişiye Beats kablosuz kulaklık hediye kazanmak için abone ol, sabitlenmiş yoruma cevap yaz ve çekilişe katıl. Böyle herkese iyi yıllar diler. Oradaki stoperi çekiyor aslında. Şey de e, yanlış hatırlamıyorsam Atiba'da Hadar Gonaj'da baş başa kalıyor. Arkasında Bek oyuncusuyla ve bomboş vuruş yapıyor. Aa, bu arada çok e, ilginç. Ben bu PlayStation 5 almaya gittiğimde 3 e, tane kasıp poş oyuncusu ben de birlikte sıra bekliyordum. Yok ya hangi? Bir de Hader Biz Ramazan Haa. vardı. Ee, şey de iyi oynar. Tabii ee, hatta şey. E, ne? Bizim çocuk ya. Çok ne? iyi bir duran top falan kullan. Bursa Spor'da da oynadı. Ya konuşuyoruz. Liverpool'u tutuyor alıyor falan oyunlarda. Kim abi? Ya defansif orta sahadı artık 8 gibi de oynuyor. Aman çocuğunu nasıl unuttun? Tarkan oradaydı. Tarkanla da sohbet ettik. Tarkan serbest. Tarkan serbest Olsun. sohbet ettik. Benim konuşuyor. dediğim çocuk o değil ama neyse. Değil değil. 8 Anladın. 6'dan deyince ben stoperi değiştireceğim. Tarkan <laughs> yok 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 yok. <laughs> Vallahi hatırlayamadım ama dur bakayım şey, ben mesajlaşmalarımızdan hemen. Ya çok iyi bir oyuncu çok sevilen bir oyuncu arasıra benim bazar sveti var ya onunla gitmiştim ama tamamen tesadüf yani gittim. Hasergonaj gördü sen bazalli misin falan. <laughs> evet, trip attı, trip attı Çocuk abi. haklı. Bir geliyorsun Inter, bir geliyorsun Milan. Ben anlamadım. Bir de ki Young Boys demiş. Ben ne bileyim ona göre Young Boys forması da var. Onda giderdim gitsin. Kendisi ee, Young Boy zaten. E, orada mesela Abu Bakar... Aytaç yani ya. Aytaç Kara. Aytaç Kara okey. Bak. Atiba'nın gol de Bakar topa değmiyor ama aslında Abubakar yapıyor. Yani gerçekten Gerçekten bak, bak, izle. Bak golü açın abi özetle. Sadece Bakar'ı izleyin. Alakası, bu bence bir kere yani zaten santıksız. Sen belli maçı bir daha izlemişsin yavaşlatıp falan doğru... Pozisyon pozisyon izledim. Şey için yani cumartesi kendi kanalımda program yapıyorum. Onun için hazırlanmışım. Şey, için, ee, Sivas deplasmanı. Sivas deplasmanı mı? Ben şeyi çok seviyorum. Sorunuyor mu? Sorunuyor. çok, çok, Soruniyo, çok, çok Aleje, eğlenceli. Ali Ece gelsin diyenlerin yorumlarını bekliyorum. Abi, abi. Selim A'yla geleyim ha. Olur abi getir Selim A'yı buraya, burada çekeriz. Erman da gelirse çekeriz. böyle şeyi yaparız. Diziliş Ertuğ <laughs> Sözümüz söz, zaman bulup. Abubakar pozisyonunu çok iyi anlattın, ee, ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte hucum aksiyonları, yani maçta böyle Abubakar da olsan Beşiktaş'ta en fazla 5 dakika topla buluşursun. Kalan 85 dakikanın yarısında senin takımın hucum yapıyorsa, 42 dakikanın 42 dakikanın en az 35 dakikası topsuz oyunda, hucumun şekillenmesinde çok önemli farklar oluşturuyor. Aynen öyle. Zaten sahada maçı gidip izleyebilsek, şu pandemi bitse artık Herkes o özelliğini daha da net. Çünkü mesela Beşiktaş e ilk geldiği zaman Mario Gomez'den sonra geldiği için ve çok iyi başlamadığı için ben ya bu mudur falan demiştim. Sonra futboldan daha iyi anlayan abiler Ali bak ama topsuz oyununa da bak. Git maça bak. E tamam abi dedim. Sonra bir de Napoli deplasmanında atmaya başladı. Sonra zaten kırmızı kart görmediği her maç çok iyiydi. İki maçta kırmızı gördü. Birki ev deplasmanı, bir de Olympiakos. Bu huyları da bıraktı. Bak şimdi buradan da takdir edeceğim. Yine Aynen. bir övgü çıkaracağım. Abi, abi eskisi kadar agresif değil. Abisi takımın abisi. Seviliyor. Ağzının içine bakıyor genç oyuncular. Hep böyle en eğlenceli sahneler. Hani şurada bir not almışsın abi. Nedir? Bu Leic Vida hmm. notun. geleceğim şeyi. ona. Aklımda tut. Leich artı Vida eşittir bir Alex eder mi ama hangi Alex? O da Brezilyalı ama ben Fenerbahçe'deki de değil. Hala faal futbola devam eden bir Alex'ten söz açacağız. Önce şurada kalalım. Abu Bakar'da. Beşiktaş'tan işte giderken efsane bir röportaj vardı ya fanatikte kapak olmuştu. Çok Hı -hı. da yakışmıştı eline klanet. O kadar güzel poz vermiş ki. Yani diyor ki ben buna da kafa patlatırsam Hadi Hüsnü Şenlendirici sıkı dur rakibin geliyor anladın mı? Öyle duruyor yani şöyle falan. O yani sonradan yapılan röportajlarda da Beşiktaş'ı ne kadar özlediğini falan. Bak o dönüp de çok para alacağım Türkiye'den çok para veriyorlar bana değil o. Abi başka takımda oynuyor işte Porto'da. Beşiktaş kazanıyor. Beşiktaş soyunma odasına geliyor. Bu para cezası alırsın. Parayı düşünen adam böyle bir şey yapmaz. Bence bu çok samimiydi. Şu attığı sözleşme de, imza attığı sözleşme de o samimiyetin devamı. Seviyor abi adam mesela. Onyekuru Galatasaray'ı seviyor abi. Gerçekten seviyor adam yani. Galatasaray'da oynamayı seviyor. Daha az paraya da oynar. Daha çok paraya da oynar. Abu Bakar da öyle abi. Kim yapar böyle sözleşme? Ben sakat olmadım hepinize göstereceğim. Sakatlandım maç, kaçırdım maça. Parayı ben vereceğim size diye. Bu sözleşmeden sonra da bu performans gelir. Tabii canım. Çok üst düzey ve zaten girilmesi gereken bir risk olduğunu çok konuşmuştuk. En evet. değerli gollerini de işte sakatlığa bir... attı. Ama işte biz şey diyoruz ya yani, 10 numara özellikle senin kafanda başka bir on numara olduğu belli. Şimdi benim kafamda bir on numara yok. Bana dediler ki Alex Teixeira nasıl oyuncu Ali <laughs> <laughs> Dedim ki yani o Fenerbahçe-Şaklar-Donetsk maçındaki Alex Teixeira'yı Liverpool alacaktı. Bu daha fazla para için mi Çin'e gitti. <laughs> yani Coutinho'yu satıp Alex Teixeira'yı alma planları mı öyle bir şey vardı o dönem? Hatırla. Vardı vardı. Ha. Liverpool Liverpool e, hatta bitirdi diye haber çıktı o hafta. Evet. O hafta Çin'e gitti. Şimdi Çin'de, Çin'de paraya doymuştur artık. Bak ben mesela böyle bu Çin'e gitmesinden böyle Talişka'ya bir eleştiri yapmıyorum. Beşiktaş oynadığı için değil. Çalışma izni olmadığı için, milli takımın yeteri sayıda oynamadığı için o yüzden İngiltere'ye gidemedi. Yoksa İngiltere'ye giderdi istiyorlardı yani. Tabii. Ama işte Oscar'a kızıyorum mesela. Oscar'sın abi sen. Oscar töreni deyince yani bile aklıma de benim... Martin işte yönetmen neydi? Ya mesela Oscar töreni deyince aklıma Scorsese. mesela benim ha, Scorsese'de Robert De Niro'ydu gelmiyor <laughs> abi. Yine benim Brezilyalı orta saha Oscar geliyor. Ben adamı o kadar seviyordum. Şimdi Alex H. H. Hı -hı. da tamam parayı aldın bitti. Bir de herhalde Çin'deki sağlık gelişmelerinden falan da baba haklı olarak artık çekilmiştir. Kanı çekilmiştir yani ruhsal olarak. Şimdi böyle bir imkan varsa şöyle olabilir. Tabii ki Çin'deki maaşı veremez. Beşiktaş hiç kimse veremez Türkiye'de. Vermesin Hı -hı. de zaten. Verme o maaşı kesinlikle. Ama la ile videye Teklifler gelip elden çıkarlarsa onların boşalacak maaş bütçesinden. Hani Beşiktaş Adem Neyçi futbola döndürmek için her şeyi yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, yardımcı hocalar, takım arkadaşları, yöneticiler, özel herkes ilgileniyor. Ne istiyorlarsa yapıyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar. Ama artık hala dönmüyorsa o zaman sen dükkanı döndüreceksin. O maaşı bu arada video yokken de savunma daha iyi sanki. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Sanki değil daha iyi. <laughs> kesinlikle yani kesinlikle şöyle... Vida'dan Alex burada e, bence bir tane Beşiktaş'ın e, etkileyen bir oyuncu var. O da daha doğrusu hat diyeyim Atiba ile Josef'in savunma önüne yerleşmesi. Kesinlikle. Ondan O sonra... zaman işte Alex Teixeira gibi oyuncu. Mesela Mensah nasıldı? Bu maçta iyiydi Kasım başı maçı ama şöyleydi. 5 dakika çok iyi. Diyorsun ki tamam. Hı -hı. Laiç gelse de kesemez bunu. 5 dakikada o kadar tam tersi ki Laiç'e bir daha baksak mı? 5 dakika yine o çok iyi falan. Filan. 5 dakika yine ayda falan filan. Belki o performansını düzeltir dalgalı ama şampiyonlukta şaka maka puan hesabı yap. Beşiktaş böyle Alanya da yenerse. Eksik maçı da var. E gizli lider ya Beşiktaş. Öyle değil mi? Aynen. O zaman bir de böyle bir oyuncu alırsa ama bak dediğim gibi maaş bütçesinde de gerçekçi şekilde bu iki oyuncunun yüksek maaşları elden çıkaracaksın. Çünkü sana verimli performans vermiyorlar. Gerçekten varsa müşteriler ver. Maaştan kurtul. O zaman bu tip oyuncu. İlla ve Alex Teixeira değil ama resimdeki tek eksik yerin orası olduğunu düşünüyorum ben. Doğru doğru. Kesinlikle öyle. Hatta Lay top oynamaya karar verse bence o yine mensattan formaya alır. Ya bana olur. şeyi getirin ben... Sergen tutayım. Hoca da futbol oynamasını bekliyoruz dedi ya. Yani ha. onun futbol dönmesini bekliyoruz ama dönerse Mehmet alır zaten. Futbol. Dön baba dönelim Cem Karaca'nın şarkısı yani. Ben, yani. ben, ben ee, la hiç kararı aldım. O İyi futbolu... yaptım ben de onu, o yüzden buna geldim konuya. Hı. Şöyle bir şey var yani daha sen, kendisinde top bizde değil top bizim yapacağımız bir şey yok. Ha, o şey geri gelecekse sözse ikinci yarının başından itibaren sonuna kadar sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş'in son 5-6 ayındaki la hiç dönecekse tamam Hı. beklemeye değer bir şey demiyorum ama daha fazla konuşur. Bunu yapabilir Beşiktaş. Işte. Bir de böyle kadro dışında yüksek maaşlı oyuncular var. Lensler boydular. Şimdi Sergen Yalçın'ın... Lens'in ne kadar kaldı ya? Bir buçuk. Boş ya. ver. Bir, buçuk mu? Bir buçuk işte inşallah. Bir buçuk mu iki buçuk mu? Baksana bir daha. Bakma. Bakma söyleme. Asabım bozuldu. İki buçuksa Güzel. söyleme bir buçuksa söyle yakın. El, <laughs> elma dersem de çıkma. Armut dersem de çıkma. Lens dersem hiç çıkma. Gelelim konuya. Şimdi bu takımın üst üste aldığı ligin favorilerine karşı aldığı iyi sonuçlar ve sergediği iyi oyunun anahtarı forma adaleti. Aldığın maaş kadar değil oynadığın kadar süre alıyorsun. Hı hı. Beşiktaş'ta geçen yıllardaki en önemli sorun aldığın maaş kadar süre alan oyunculardı. Şenol Güneş de giderek söylüyordu. İsmine ne büyük olursa olsun ben performansla bakarım oyuncunun diyordu. Şimdi bu Rıdvanların çıkışı şunu da gösterdi. Öyle ayrıca bir Alanya Spor'a giden Alpay Çelebi, Ahmet Gülay. Var daha sende oyuncular. Hı hı. Altyapından savunmacılar. Var orada oyuncular. Onu oturtursan, o devinimi halledersen çok büyük bir kere maaş yükünden kurtuluyorsun. Yedek sol bekin değil, asıl sol bekin altyapıdan. E yedeği Ahmet Gülay değil mi? Alanya Spor'daki. Hı hı. Onu da oynatıyor hoca arada. Geçen maç oynadı mesela. Aynen. Hafta sonu oynadı gördüm ben. E, onu da abi yedek sol bek yapacağım. Güzel. Rıdvan'a böyle yeni sözleşme yapacağım. Ahmet'e de Rıdvan'ın aldığı parayı vereceğim. kiralık da kiralık gibi değil gibi. İşte onlara kiralık. daha dikkat edeceğim. Ben onu söylüyorum. En sakala kardeşimizi de hani hiç tartışmalara kiralık. sokmayacağım bu konuyla ilgili. Çok iyi çocuktur, çok disiplinlidir, çok iş alakalı vardır. Evet kesin bilgi yayalım bunlara ama bize performans gerek diyor takımın hocası. Sabek. Sabek kim Beşiktaş'ta? Rozya. Rozya'yı alabilir misin, alamaz mısın? Hesabını çok iyi yapacaksın alamayacak durumdaysan Rusya'nın alternatifi Rusya'ya benzer yetenekte benzer huyda suyda bak bu çok önemli benzer huyda suyda istekli sağ içinde arzulu hem profesyonel hem de böyle yani takım oyuncusu girdiği şişenin şeklinde alan su gibi oyuncular alacaksın Atiba örneğindeki gibi Rusya'ya alternatifler yazacaksın yani sırf bu sezon şampiyonluk planı değil sonrası için de bu çünkü Beşiktaş şeyden çok çekti Talişka'nın kiralık sözleşmesi bir gün bitecek evet bitti e, paraları da Talişka'ya verdin. Talişka karşılığını fazlasıyla verdi o ayrı. Hı hı. Ama abi Talişka yerine işte bu sefer Adem Neci kiraladın. Ondan sonra için bon servisini aldın. Böyle bir kısır döngü var. Bari savunmadan başlayarak takımın yeniden inşasında iki tane kalecim var altyapıdan. Yani altyapı yaşından diyelim en azından. Abi sol bekim var. İşte stoperin giriyor ne Necip çıkıyor Wellington. Yanına Montero. Mesela Montero da enteresan. Yani hocanın bir başka başarısı da Montero'dur. Bu kadar açık açık eleştirdiği bir oyuncudan Birden çok iyi performans almaya başladı. Montero formayı aldı. Sergen Alçın vermedi. Çünkü büyük takımda öyle olur. Onu da aynen söylemişler İspanyolca. Çok iyi yaşayan, çok profesyonel bir oyuncu. Çok genç yaşta. Bir de akıllı. E, göre... şey, evet, topla evet. çıkarken mesela e, oyuncular pas atacak pozisyon olmadığı zaman ne hani şey yapıyor şuraya gel buraya gel el kol yapıyor yani gösteriyor. Wellington gibi yapmıyor yani. Aynen. Tam tersi doğrusu. Şuraya falan gelme falan, falan diyor. Bu arada Wellington'da geçen hafta iyi, iyi oynamadı mı Kasımpaşa maçında? Ben mi yanlış gördüm? Yok gayet yani zaten takımda roller oturduğu zaman Aynen öyle. oyuncuların artı taraflarını görürsün. Tabii ki seviye yükseldikçe zorlaşır bu işleri yapmak ama e, bunlar da yani Süper oynamayacak oyuncular değiller. Ya yani burada artık hani e, Josef Atiba ikilisiyle birlikte bazı şeyler oturuyor. Peki olabilir. o zaman Josef Atiba demişken son iki soru öyle bitirelim. Sana soruyorum. Hmm. Josef Atiba bu hafta üçüncü oyuncu kim olur orta sahada? Mensah mı Dorukan mı? Çok Dor farklı Dorukan, Dorukan olur. Mensah? Mensah bilemiyorum. Ben, e, ama oynatır bence. Ya. Peki sol önde Larin mi olur cezası biten yoksa böyle Enkut'u mu olur geçen hafta çok başarılı sayıda dripling yapan? Enkut olur bence. Öyle mi? Hı -hı. Niye? Abi Alanya Sporu biraz daha atlet biraz daha zorlayan bir adam lazım. Bence. Sağ bir Fıran, sağ açık Efecan. Can. Ya yani ben Larin'in çıkmamasına, Kuhan yani çıkmamasına engel olacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Güzel, enteresan, düşüneceğim. 50 elliyim ben Bakalım. de, karar veremedim. Peki, ee, bu bölümü böyle bitiriyoruz tabii. o zaman. Bitirelim. Süremiz de bitmiş o yüzden. Uğur'cum kusura bakma. <laughs> Yandan yönetmen <laughs> devamlı. De... bitti hocam, bitti artık yapıyor. Yılmaz Vural hocam gibi yapıyor. Yılmaz hocama çok geçmiş olsun, çok iyi gidiyor. Geçiyoruz. Bu bölümü çektiğimiz dakikada çok iyi gidiyordu, sağlığı. Devam diliyoruz Yılmaz Hoca'ya. Bu part bitti ama böyle daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.